Yani böyle diğer ailelere de örnek geçirebilecek bir aile. Ben bunu biraz kaldırayım. Aynı zamanda... Biraz annen tarafı. Şöyle. Evet, okey. Baba, anne. Ne diyor mu seni yoksa? Düşmemiş baba. Kıkmedin yap baba. Allah kaç bir göster bana. Ha, hadi Rabbim kaç. Rabbim kaç bir göster annem. Rabbim kaç. Bir. Abi küçük. Annen niye, dediye, baban niye? Sen hiçbirini unutmadın değil mi anne? Unutmadım. Aferin akıllı. Kaybedeceğim ümidiyle yaşadım ben. Eve hiç böyle canlı üstüme getireceğim hiç hayalim yoktu. Genel bir şey var. Yaptığımız haberler bu tarzda. Daha önce yaptığım bir tane haber vardı. O da annesi babası terk etmişti çocuğu. Yani solunum cihazından çıkarmak bile imkansız diyordu hocalar bize. Akciğerleri bir nevi hiç çalışmıyordu. Bir de Özkan'ın darbe aldığı yer solunumla ilgili bir merkeziymiş. O yüzden hiç yoktu. Sadece solunum makine aldırıp veriyordu. Zamanla işte biz pat pat yapıyorduk arkasının akciğerleri açılsın diye. Aspirasyonlarını öğrettiler bana. Öyle öyle. Duracağım mi? Duracağım anne. Kim gözlerini işletsin? Kendi nefes alıp vermesini biliyor. Şu anda gördüğünüz gibi ne cihazda bağlı ne oksijeni var. Ama biz eve... Gözlerle anlaşıyorsunuz. Gözlerle yukarıda anlaşmaya başladık yukarı yoğun bakımda. İşte ben ağlıyordum arkadaşlarımın çocukları eksi olduğunda falan ağlıyordum. Anneciğim ne olur sen beni bırakma diye. Bırakmam diyordu böyle kaşlarıyla. Gözleri bana bakmasa da kaşları kulakları duyup beni işitiyordu. İşte elimi sık dediğimde sıkıyordu yavaş yavaş. Öyle öyle bilinci gelmeye başladı. Ama hareketleri azdı işte. Ayağına dokunuyorum annem. Ayağını çek dediğimde bilmiyordu. Yapamıyorum diyordu. Hala da bu var yani. Fazla bir şey yok ama acı hissini, kıdıklama hissini vesaire onları biliyor. Ondan 10 gün önce, 10 gün önce de yani. Ben hemen hocaya koşmuştum. Hocam Özkan bana tepki veriyor diye. Biz hep konuş dediler bana. Hep konuş. Yani konuşmayla yeneceksin. Beyinde böyle her şeyi. Ben işte baştan anlatıyorum ben. Sen iki kardeşsin anneciğim. Ben hatırlıyorum benim ismim Dilek, baban ismim Mehmet. Biz bir köyde yaşıyorduk. Senin çok sevdiğin şeyler şunlardı. Hep böyle her şeyi hatırlatarak bir fıkra, masal gibi. İşte öğretmenin adı şu, unuttum mu unutmadım. Çok sevdiği bir öğretmeni vardı. Yani şu arkadaşını çok seviyordum. Sen onu hala seviyor mu? Seviyorum işte böyle. Bir kask giymediğin nelere mal oldu? Bir sevginin hani anne sevgisinin özelliği. Biz bu hastamızda da aynı şekilde bu yöntemi kullandık ve hastalığının kliniği daha iyi düzeldi diye düşünüyoruz. Fakat bunda en önemlisi ailenin gösterdiği sebat, sabır ve çocuğa gösterdikleri ilgi. Bunun sonucunda da şu aşamada trakeostomisini de yakın zamanda kapatmayı düşünüyoruz.